Menü alt öğelerini oluşturma. Bir önceki derste konular tablosuna göre menü oluşturuldu. Bu derste sayfalar tablosunda bulunan kayıtlar hangi konuya aitse o konu altında görüntülenmesi istenmektedir. Bunun için sayfalar tablosundaki konu ID alanı kullanılacaktır. Sayfalar tablosuna bazı kayıtlar eklenmiştir. HTML'de listeleme işlemleri için li ve ul etiketleri kullanılmaktadır. Öncelikle konular için ul etiketini kullanarak biçimlendirme işlemini gerçekleştirin. Sayfaya eklenen CSS dosyasında ul etiketiyle ilgili biçimlendirme ayarları bulunmaktadır. Bu yüzden ul etiketinin class özelliğine subject değerini atayın. While döngüsüyle konular listelenmektedir. Menü ad değerini listeli bir şekilde yazdırmak için li etiketini ekleyin. While döngüsü içinde yeni bir sorgu oluşturulmalı ve konu ID değerine uyacak sayfalar konu altında görüntülenecektir. Bunun için yeni bir sorgu oluşturun ve sorgu kısmında ver deyimini kullanarak konu ID alanı konular tablosundaki ID değerine eşit kayıtların çekilmesini sağlayın. If deyimini kullanarak sorgu sonucunda bir hata olup olmadığını kontrol edin. Tablodaki veriler çekildiğine göre bunların listelenmesi gerekir. Alt sayfalar ayrı bir şekilde listelenecektir. Bunun için Eko komutuyla UL etiketini oluşturun ve Class özelliğine Pages değerini atayın. Eko komutu içinde özel karakterleri belirtmek için ters slash işareti kullanılır. While döngüsüyle sorgudan çekilen kayıtları listeleyin. LI etiketi kullanarak çekilen kayıtlar liste halinde görüntülenecektir. Son olarak UL etiketlerini kapatın. Sayfayı kaydedip tarayıcıda görüntülediğinizde Konular altında ilişkili sayfa adlarını görebilirsiniz.